Mutlu günler kıymetli SRT Televizyonu izleyenlerimiz. Yeni bir Şifa Kapısı programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda mide rahatsızlıklarında mide ülserini konuşacağız. Mide ülserini iç hastalıkları uzmanımız, uzman doktor Ayşegül Navdar Seydre Suri ile konuşacağız. Öncelikle hocamıza ilk soru olarak mide ülseri nedir diyelim. Mide ülserini çok kısaca midenin iç dokusunda yara oluşması olarak tanımlayabiliriz ve buna bağlı olarak midede ağrı, yanma, bazen ekşime, yanma meydana gelebilmektedir. Peki nedenleri nedir hocam? Genellikle genetiktir. Yani ailesel bir yatkınlık oluyor mide rahatsızlığında ama tabii bunu hızlandıran, zemin hazırlayan beslenme bozuklukları, mesela çok böyle acılı, baharatlı, yağlı beslenmek gibi, bazı zararlı alışkanlıklar, sigara, aşırı derecede gazlı içecekler tüketmek, bunlar tetikleyebiliyor. Bunun dışında sıklıkla Helicobacter pylori dediğimiz bir mikrobik durumdan da kaynaklanan mide ülserleri oluşabiliyor. Artı özellikle romatizma ilaçlarında kullanılan bir takım ilaçlar, ağrı kesiciler yine ülsere sebep olabiliyor. Yine stres, gerginlik, bunlar ülser sebebi olabiliyor. Peki belirtileri nelerdir hocam? Ülserin en sık belirtisi ağrıdır. Karnın üst bölgesinde ağrı şeklinde hissedilir. Ama bunun dışında hiç ağrı olmaksızın da bir ülser direkt midede bir delinme veya yırtılmayla veya bir mide kanamasıyla gelebilir. Bunlar da belirti olabilir hiç ağrı olmaksızın ama sıklıkla ağrıyı görüyoruz. Ağrı genellikle karnın üst bölgesindedir ama bazen karnın sağ veya sol tarafında olabilir, sırtta olabilir, mideden sırta vuran ağrı olabilir, bazen sadece boğaz ağrısı boyunda bir ağrı şeklinde olabilir, bazen yutkunma zorluğu şeklinde belirti verebilir. Değişik şekillerde bulantı, iştahsızlık, şişkinlik, hazımsızlık şeklinde de belirti verebilir ama sıklıkla aç karına ağrı duyulması ve genellikle yemekte geçen bir ağrıdır sıklıkla. O zaman mide rahatsızlığı olan kişiler sık sık ara yemek mi yemeleri gerekiyor hocam? Aslında genel olarak az az sık sık yemek hem mide rahatsızlığı olanlar için hem de genellikle sağlıklı beslenmek için uygun olan beslenme şeklidir. Peki mide ülserinde tedavi yöntemleri nelerdir hocam? Mide ülserinde öncelikle tedavimiz yediklerimize dikkat edeceğiz. Midemizi koruyacağız. Ondan sonra da yine tedavide kullanabildiğimiz ilaçlar var. Eskiden mide ülserlerinde ameliyat da olurdu hastalar ama son yıllarda artık buna gerek kalmıyor. İlaçlarla ülser düzeliyor. Yani %100 hemen hemen ülser düzeliyor. Peki sonradan tekrarlayabiliyor onu mide rahatsızlığı? Bir kere mide rahatsızlığı geçiren insanın her zaman midesi hassastır. Tedavisini uzunca bir süre yapıyoruz ama tedaviden sonra da ve tedavi esnasında da yediklerine dikkat etmesini öneriyoruz. Yani mideyi her zaman korumamız, kollamamız gerekiyor, tekrarlayabiliyor. Mideyi koruma yöntemleri beslenmeden mi geçiyor hocam? Öncelikle beslenmek, evet. Yani beslenmek, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, özellikle sigara, alkol, aşırı derecede çay, kahve tüketimi, gazlı içecekler tüketimi, bunlar özellikle mide ülserini, mide rahatsızlıklarını tetikleyen faktörler. Peki mide rahatsızlıklarında herhangi bir yaş faktörü var mıdır hocam? Her yaşta görülebiliyor aslında. Yani herhangi bir yaş faktörü var demek biraz zor. Her yaşta görülebilir mide ülseri, mide hastalıkları her yaşta görülebiliyor. Ama ileri yaşlardaki mide ağrıları, hani genellikle mide rahatsızlıkları genç yaşlarda başlıyor. Daha ileriki yaşlarda olan, diyelim ki 50, 55, 60'lı yaşlarda yeni başlayan mide ağrısı varsa onu biraz ülserden ziyade daha farklı hastalıklardan şüphelenip çok daha ayrıntılı tetkik etmek gerekiyor. Peki kişiler size mide rahatsızlığı olarak hangi şikayetlerle geliyorlar Ayşegül Hocam? Genellikle karın ağrısıyla gelir. Karın üst bölgesinin bu bölgedeki ağrıyla gelir. Yani midem ağrıyor diye gelir. Ama bunun dışında iştahsızlıkla gelen olabiliyor. Şişkinlik, hazımsızlık şikayetiyle gelebilen hastalarımız olabiliyor. Sadece bulantı şikayetiyle gelen oluyor. Nadiren de bir mide kanamasıyla gelip tetkiklerde ülser tanısı koyduğumuz hastalar oluyor. Hiç ağrı olmaksızın. Peki
Peki mide kanaması tanısını kişi nasıl koyabilir kendisine? Şöyle, birincisi kusma ile kendini gösterebilir. Bu kusma koyu kahverengi renklidir. Hatta tipik kahve telvesi şeklindedir. Bunun dışında büyük abdestinde siyahlaşma olur. Yani oldukça siyah, katran gibi yapışkan bir dışkılama olur. Hiçbir şekilde aslında normal bir dışkılama şeklinde değildir. Yani o değişikliği hasta fark eder. Yani onun farklı bir şey olduğunu. Çok böyle kırmızı renkli değil, çok koyu vişne veya siyaha yakın bir renkte bir kaka görülür. O hazmedilmiş kandır. Yani siyah hazmedilmiş kandır. Onu o şekilde görürüz. Peki beslenme dediniz. Mide rahatsızlıklarında beslenme nasıl olmalı? Özellikle hafif şeyler yenilmesini öneriyoruz. Yağlı kızartmalardan, acılı baharatlı gıdalardan uzak durulmasını öneriyoruz. Mayalı gıdalar dokunabiliyor genellikle. Bunun dışında çok tuzlu gıdalar da dokunabiliyor. Çok sıcak gıdalar da dokunabiliyor. Yine mesela işte sigara, alkol gibi şeyler de dokunabiliyor. Bunlardan uzak durulmasını öneriyoruz. Peki sıvı tüketimi nasıl olmalı hocam mide rahatsızlıklarında? Sıvı tüketimi genel olarak yani bir insanın günlük 1,5-2 litre civarında bir sıvı tüketmesi uygundur. Yani mide rahatsızlıklarında özellikle belli bir miktar sıvı tüketmesini önermiyoruz ama yani biraz fazla sıvı alınması mide ağrısını hafifletebilir. Çünkü süt, ayran, sodalı, az asitli içeceklerin faydalı olduğu halk arasında konuşulur. Ne kadar doğrudur bu hocam? Özellikle ülser ağrıları bir şeyler yenildiği zaman yani ülser ağrısı tok karına azalabilen, yemekten sonra azalabilen bir ağrı. Dolayısıyla süt, yoğurt veya ayran tüketildikten sonra da ağrı azalabilir. Yoğurdu öneriyorsunuz o zaman? Yoğurt her zaman. Ayşegül hocam, her mide ağrısına ülser diyebilir miyiz? Mide ağrılarının sebeplerinden biri de ülser olmakla birlikte her mide ağrısının sebebi kesinlikle ülser değildir. Ülser bunlardan sadece bir tanesidir. Mide ile ilgili hastalıklar olabilir. Bazen mide dışındaki organların ağrılarında da yine ülser ağrısı gibi algılanabilir. Zaten her hasta midem ağrıyor, ülser olabilir miyim, gastrit olabilir miyim diye gelir bize. Mide ağrısıyla karışabilen hastalıklar, dolayısıyla ülserle karışan hastalıklar, mesela safra taşları, safrada taş çamur olduğu zaman bunun ağrısı da bir mide ağrısı gibi duyulabilir. Özellikle yemeklerden sonra karın ağrısıyla birlikte şişkinlik, gaz, sırta vuran ağrı olur. Bunun dışında pankreas hastalıklarında veya pankreasın tümöral hastalıklarında, iltihaplarında bunlarda da yine mide ağrısı gibi duyar hasta. Çünkü pankreas midenin arkasında kalan bir organdır. Dolayısıyla pankreasta iltihap olduğu zaman veya malign tümöral bir hastalık olduğu zaman yine mide ağrısı şeklinde olur. Ama nasıldır ağrısı? Daha şiddetlidir. Kuşak tarzında karından bere doğru yayılan bir ağrı vardır. Özellikle oturunca hafifler, düz yatınca artan bir ağrı vardır. Yemeklerle bir ilişkisi yoktur ve her geçen gün artan, zayıflatan bir ağrıdır. Bunun dışında bazen bağırsakla ilgili, özellikle bağırsak tümörleri de aynı şekilde mesela karın ağrısı, mide ağrısı şeklinde duyabilir. Beraberinde şişkinlik, gaz olabilir. Çok nadiren bir kalp ağrısı, mide ağrısı gibi kendini gösterebilir. Onun için bir mide ağrısı dediğimiz zaman sadece ülser değil, bunu yapabilecek midede tümör olabilir, gastrit olabilir veya midenin çevre dokularında, karaciğerde, pankreasta, safra kesesinde hatta kalple ilgili bir hastalık da olabilir değil. Daha genel ele almak lazım. Özellikle hastanın yaşına göre beraberinde kilo kaybı var mı, yok mu, beraberinde başka şikayetleri var mı ayrıntılı irdelemek lazım. Burada kilo da çok önemli Ayşegül hocam. Bir mide ağrısıyla birlikte kilo kaybı varsa bunlar bizim için alarm belirti dediğimiz işte kilo kaybı, büyük abdeste kanama olması, kansızlık olması, bulantı, kusma gibi şikayetler.
Bunlar bizim için daha da önemli oluyor. Tabii ki her türlü ağrıyı tetkik ediyoruz, araştırıyoruz ama bu tür şikayetler olunca tabii ki daha farklı gözle de bakabiliyoruz. Ayşegül Hocam, mide ülserinin tedavi süreci nasıl gelişiyor? Burada hastanın yaklaşımı nasıl olmalı? Kısa süreli mi tedaviler gerçekleştiriyorsunuz yoksa uzun süreli mi tedaviler gerçekleştiriliyor? Endoskopi ile ülser tanısı koyduğumuz hastalarda öncelikle eğer mikrobik bir durum varsa, mesela Helicobacter pylori varsa, bunlarda bir 14 günlük veya duruma göre 3 haftalık bir antibiyotikle birlikte mide ilacı tedavisi uyguluyoruz. Arkasından da hastanın şikayetlerine göre 4 ay veya 6 ay sadece mide ilacıyla tedaviyi idame ettiriyoruz. Burada tabii ki hastanın uyumu çok önemli. İlaçlarını düzenli kullanması, diyetini yapması, düzenli kontrollerine gelmesi, bunlar önemli. Bazen ilk tedavi sonrası hasta iyiyim diye ilaçlarını kesiyor, diyetini veya aksatabiliyor. Dolayısıyla hastalık çabucak nüksedebiliyor. Onun için uzun süreli tedaviyle hastalığı kontrol altına almak, iyileştirmek çok daha başarılı oluyor. Artı iyileştikten sonra da yine de hasta ben iyiyim artık bu hastalık benden %100 gitti, ben artık mide rahatsızlığı yaşamam diye düşünmeyecek. Her zaman midesini kollaması gerekiyor. Her zaman yediğine içtiğine dikkat etmesi gerekiyor. Çok yakın bir zamanda olmasa bile mide hastalıkları genellikle tekrarlayabiliyor. Çünkü bu insanın yapısında olan bir şey. Yani bir insanın midesinde gastrit, ülser olmaya meyilliyse bu dikkat etmediği müddetçe her zaman oluşabilir ama herkes için değil tabii ki. Onun için genel olarak tedavi düzenini uygulayıp tedavi bittikten sonra da her zaman için yediğimiz, içtiğimiz gıdalara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki hocam, endoskopi dediniz az önce. Endoskopi nedir? Şimdi biz mide ve bağırsakla ilgili hastalıkların tanısında endoskopik yöntemlere başvuruyoruz. Çünkü içi havalı organlardır. Yani bunları biz ultrasonla, tomografiyle kısmen değerlendirebilsek de endoskopi gibi direkt göremiyoruz veya gerektiğinde biyopsi alamıyoruz. Endoskopide de bir kameranın yardımıyla hastayı uyutarak direkt midesinin içine giriliyor, bakılıyor. Ülser mi var, gastrit mi var? Gerek görülürse oradan biyopsi alınabiliyor. Yani bir tetkik için parça alınabiliyor. Veya küçük polip gibi, yani ufak problemler veya bir darlık gibi problemler varsa bunlar endoskopik olarak da düzeltilebiliyor. Tedavi amaçlı da endoskopi kullanılabiliyor. Bazı hastalar endoskopiden korkabiliyor. Normal herkes korkar ama yani yaptırdıktan sonra da genellikle hastalar korktuğumuz kadar zor değilmiş derler. Hatta bazen birkaç yerde yapılması önerilip de yaptırmayan hastalar özellikle boşuna şimdiye kadar bekledim derler. Zor gibi algılanıyor ama uyutularak yapılıyor. Uyutmada öyle büyük bir anestezi, yani bir ameliyatta verdiğimiz gibi bir büyük bir narkozda değil. Damardan iğne yapılıyor. İğne yapılmadan önce boğazımıza sprey sıkılıyor. İlaçlı bir sprey. O yutkunma refleksini azaltıyor. Yani örme ve yutkunma. Dolayısıyla endoskop daha rahat giriyor. Artı iğneyle uyutuluyor hastalar. O olayı hatırlamıyorlar. Yani uykuda geçiyor. Uyandığında hatırlamıyor. Çok da kısa sürüyor endoskopi süreci. Yani işlem yapılmayacaksa evet kısa sürer. Yani endoskopi dışında bir müdahale olmayacaksa, gözlem tanı amaçlı dışında bir şey yapılmayacaksa kısa süreli bir işlem. Ayşegül Hocam, her mide rahatsızlığıyla şikayetiyle gelen hastalarımıza endoskopi yapılmalı mıdır? Her hastaya elbette ki yapmamız gerekmiyor endoskopiyi. Bunun için hastanın yaşı, şikayetinin başlangıç tarihi, beraberinde başka şikayetler olup olmaması önemli. Yani hemen bir gün, iki gün, üç günlük mide ağrısıyla gelen hastaya tabii ki direkt endoskopi yaptırmamızın bir anlamı yok. Bir diyet verilir, bir müddet ilaç verilebilir, bu şekilde takip edilebilir. Ama hastanın ağrısı uzun zamandır varsa, kilo kaybı varsa, ailesinde ciddi bir mide hastalığı varsa çok gecikmeden bu hastalara tabii ki endoskopi yapmak gerekiyor. Yani özellikle bir aydan uzun süren şikayetlerde muhakkak endoskopiyle bakmakta fayda var.
Bir de her hastanın ağrı eşiği, hastalıktan şikayet etme durumu aynı olmayabilir. Daha uzun süreden beri de olabilir. Onun için genellikle endoskopi yaptırıyoruz. Ama tabii çok böyle kısa süreli ağrılarda, çok yeni başlayan ağrıları takip etmek daha doğru olur. Ama her karın ağrısı veya mide ağrısıyla gelen her hastaya, ama her hastaya muhakkak ki ultrason yapılması gerekiyor. Hem hasta için zahmetsiz, hem kolay bir görüntüleme yöntemi. Çok mide ile ilgili ülser, gastrit bunları göstermez ama en azından mide dışında karaciğerde bir hastalık olur, tümör olur veya kist olur, safrada taş olur, çamur olur veya ne bileyim bazen bir apandisit bile bir mide ağrısıyla başlayabilir. Yani acil mide dışında bir problem var mı yok mu? Genel olarak batını değerlendirmek için bir ultrason muhakkak ki her hastaya yapılması gerekir. Ama endoskopi için biraz beklenebilir. Hastanın durumu değerlendirilir. Ama uzun süren bir ağrıysa, kıvrandırıcı bir ağrıysa, beraberinde kilo kaybı, iştahsızlık gibi önceden gelen başka şikayetler varsa, mesela kanlı kusma varsa, büyük abdestinde siyahlaşma varsa, bunlar da derhal endoskopi yapılması gerekiyor acil bir şekilde. Onu tamamen hastanın durumuna göre değerlendirmekte fayda var. Ve hocam bazı hastalarımızda hemen mide rahatsızlandığı zaman, midelerinde bir hastalığı ya da bir ağrı hissettikleri zaman direkt mideleri çalıyorlar. Bu ne kadar doğru? Yani ağrının ne olduğunu bilmeden ilaç alıp geçiştirmek çok doğru bir davranış değildir. Çünkü bazen saat veya dakikalar hastalık için çok önemli olabiliyor. Onun için özellikle yeni başlayan, ilk defa duyduğumuz bir ağrı, mide ağrısı da olsa hekime görünmekte fayda var. Bilemeyiz ne olduğunu. Yani ilaç kendi kendilerine ilaç kullanmasınlar izleyenlerimiz. Çok önermiyoruz, evet. Mutlaka bir hekim kontrolünde tedavilerini olduktan sonra. Eğer ilaç kullanacak kadar, ilaç gereksinimi duyacak kadar bir ağrı varsa onu hekim kontrolünde almakta fayda var. Ayşegül Hocam çok teşekkür ediyorum. Son olarak ekranları başındayım. Bizleri izleyen Şifa Kapısı programı izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Mide rahatsızlıklarında mide ülseriyle ilgili. Mide rahatsızlıklarımızda ve mide ülserimizde tabii ki ilaç tedavisi çok önemli. Diyet uygulamamız, yediğimiz, içtiğimiz gıdalara dikkat etmemiz çok önemli. Ama her şeyi doktordan beklemeyeceğiz. Biraz da kendi doktorumuz kendimiz olacağız. Çünkü her gıda her insana dokunmayabiliyor. Özellikle dokunan gıdalardan, dokunma potansiyeli olan gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Tedavi sürecinde ilaçlarımızı düzenli kullanmamız gerekiyor. Diyetimizi düzenli uygulamamız gerekiyor. Hatta tedavi bittikten sonra da yine de yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii bu noktada hocam mevsiminde gıdaları tüketmemiz. Mevsiminde tüketmemiz gerekiyor. Daha çok böyle haşlama, buğulama, fırında, tencerede, yağda kızartılmış değil de haşlama, buğulama tarzı yiyecekler tüketmek gerekiyor. Hazmı kolay olacak yiyecekleri tüketmek gerekiyor. Yani günde mesela bir 20 bardak çay içip üstüne de 2 Türk kahvesi içip de yani o midenin iyi olması biraz zor. Onun için alışkanlıklarımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Çay tüketimine açık çay mı içmemiz gerekiyor ya da şekersiz mi içmemiz gerekiyor hocam? Şöyle yani çay sonuçta bizim çok sık tükettiğimiz böyle kahvaltılarda özellikle vazgeçilmezlerimizden veya toplantılarda bir araya geldiğimizde vazgeçilmez içeceklerimizden birim. Tabii ki tüketeceğiz ama işte kahvaltıda kahvaltıyla birlikte mümkün olduğu kadar açık olacak, çok sıcak olmayacak. Onun dışında gün içerisinde de birkaç kere, bir kere veya iki kere yanında böyle bir küçük bir krakerle, böyle tek başına da değil de özellikle mide rahatsızlığımız varsa o şekilde tüketmekte fayda var. Bir de taze olmasında fayda var. Özellikle böyle dışarılarda çalışıyorsak, hani bir yerden geliyorsa o gelen çayın böyle çok koyu ve demli olması da sürekli tüketildiği zaman mide rahatsızlıklarını tetikliyor açıkçası. Yine sigara dediniz, alkol dediniz. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Hem mide için hem genel sağlıklı olmak açısından. ...1999 yılında
Dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Evet, kıymetli Şifa Kapısı programı izleyenlerimiz, şu anda hastanemizde bulunan misafirlerimize, röportajlarımıza devam ediyoruz. Ben öncelikle geçmiş olsun diyorum efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, bugün mide rahatsızlıklarını işliyoruz. Bugüne kadar herhangi bir midenizde rahatsızlık oluştu mu? Yok, herhangi bir rahatsızlığım oluşmadı. Peki, oluşmaması için nelere dikkat ettiniz? Vallahi önce yediklerime tabii, evet. Ki de, kesinlikle. Onun dışında... Neler tüketiyorsunuz mesela kendinize dikkat etmek için? En az 2 litre su. Zaten şu an hamileyim. Onun için hatta 2,5-3 litreye yakın su tüketiyorum.
Onun dışında zararlı yiyeceklerden de kaçınıyoruz tabii ki. Mutlaka sigara tüketmiyorsunuz. Kesinlikle. Sigara, alkol yok. Yok. Aynen öyle. Peki. Siz sağlıklı bireylerden birisisiniz. Peki şu anda hamileliğinizden dolayı geldiğinizi belirttiniz. Hastane hizmetlerini nasıl buluyorsunuz? Neden burayı tercih ettiniz? Neden burayı tercih ettim? Öncelikle evime yakındı. Çok araştırdım. Evime yakın en iyi hastane olarak burayı uygun buldum. Nurcan Hanım'ı da çok araştırdım. Nurcan Hanım'a geliyorum. 38 haftadır. Peki, geçmiş olsun. Teşekkür ederim, efendim. Sağ olun. Tavsiye eder misiniz hastaneyi? Ederim. Neyin edersiniz? Mesela hijyeni özellikle, güler yüzlü ve doktorlarının içtenliği. Evet efendim, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet, bugüne kadar şu mide rahatsızlığı yaşadınız mı? Midemde herhangi bir rahatsızlık yok. Ülser gibi, hazımsızlık gibi. Ama tabii çok fazla yağlı, hamur işi gibi şeyler fazla kaçırdığım zaman tabii ki şişkinlik oluyor. Yaşımız itibariyle hazımsızlık biraz oluyor. Ama bunun dışında dikkat ettiğim zaman elhamdülillah yok. Demek ki yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ben çok dikkat ediyorum. Ben çok dikkat ediyorum yediğime, içtiğime. Kesinlikle ben paketli gıda, katkılı kesinlikle tüketmemeye çalışıyorum. Gazlı içecekleri kesinlikle tüketmiyorum. Bol süt içmeye çalışıyorum ve sebze ve meyve ağırlıklı besleniyorum. Ve bunun karşılığını da alıyorum. Siz bedeninize ne kadar dikkat ederseniz o da size o kadar bakar. Evet. Ben bunu güdüyorum yani ve de bunu tavsiye ediyorum. Kesinlikle katkılı gıda yemesinler. Hanımefendi ne kadar güzel söyledi. Siz bedeninize... Evet. Siz bedeninize ne kadar bakarsanız o da size o kadar iyi bakar. Evet, çok güzeldir. Evet. Peki neden bu hastaneye geldiniz? Tercihiniz neden burası oldu? Ben Avrasya'yı ilk defa tanışıyorum. Kızımdan sebep birlikte gelip gidiyoruz kontrollerine. Evet. Memnunum açıkçası yani benim Gazi Osmanpaşa'da oturuyorum ben. Gazi Osmanpaşa'da da var. Evet. Tercih edeceğim şimdiden sonra Avrasya'yı beğeniyorum yani. Özellikle bunu çok beğenmemin sebebi de Nurcan Hanım. Evet. Gerçekten içtenliği ve samimiyeti çok hoşumuza gitti. Yani O yüzden bir de temizlik benim için temizlik evet. Hijyen çok önemli. Evet, saygı, hastalara karşı olan tutumları çok önemli. Efendim geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Evet, şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz ve konumuz mide rahatsızlıkları. Bugüne kadar hiç mide rahatsızlığı yaşadınız mı? Kendinize nasıl dikkat ettiniz? Mide rahatsızlığı yaşamadım. Evet. Yani mümkün olduğu kadar doğal besleniyorum. Tüketiyoruz derken, yani günlük almam gereken şeyler, mesela sabah kahvaltısında özellikle yumurta ve peyniri. Muhakkak. Sebze yemeye dikkat ediyoruz. Yani, su, 1,5 litre su içiyorum. Çok güzel. Güzel. Bu mutlaka sigara ve alkolden yok. Hayır, evet. O yüzden de siz bedeninize ne verirseniz bedeniniz. Evet, yani şu ana kadar veriyorsun. Bir rahatsızlığımız olmadı. Abimiz rahatsız, şu anda tedavi de. Geçmiş olsun. Neden peki tedavi için bu hastaneyi tercih ettiniz? Doktor hanımı zaten ben çabadan emekliyim. Evet. İstanbul Üniversitesi'nden. Oradan hocamızı tanıyorum zaten. İyi bir doktor olduğunu biliyorum. Fatma Hanım'ı. Evet, Sayın Fatma. O yüzden geldik. O yüzden tercihiniz evet. Oldu. Sizi sadece doktor hanımı buraya çekti yoksa buranın hizmetleri... Tabii yani başka bölümlerde de tedavi olan yakınlarımız oldu. Biz hastaneden memnunuz. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet, bugün konumuz mide rahatsızlıkları, evet. Mide ülseri, midedeki şikayetler. Bugüne kadar hiç yaşadınız mı mide rahatsızlığı? Benim midemde reflü var. Evet. Bayağı bir sıkıntı yani. Neler yaşıyorsunuz bu hastalık karşısında? Yani işte iştahsızlık yapıyor. Ağzıma acı acı sular geliyor. Evet. Ne bileyim böyle ağrı da değil, böyle bir tuhaf bir his. Hani yediklerim sanki şuramda duruyor gibi. O tarz şeyler. Şu anda bulunduğumuz hastane Avrasya Hastanesi. Neden burayı tercih ettiniz? Tercih etmenizdeki amaç ne? Benim eşim rahatsız, az önce röportaj yaptınız. Doktorumuz çok iyi, Fatma Şen. Süper bir doktor. Çok memnun kaldık.
Hastanenin hizmetinden de memnunuz. O yüzden. Hastanenin hizmetlerinden memnun kaldığınız için buraya tercih ediyorsunuz. Memnunuz. Doktorumuz çok iyi. Evet. Tabii. Doktorumuz kesinlikle. Doktor, hekim çok önemli. Herkese tavsiye ederim yani Fatma Hanım'a. Hastaneye evet, Fatma eder misiniz peki? Ederim. Peki ederim. Hastaneye girdiğiniz zaman sizi böyle bir temiz bir ortam karşılıyor. Temiz bir ortamdan önemli güler yüz. Evet. O çok önemli. Hastalar için de bu çok önemli. Büyük bir moral oluyor mesela. Hemşirelerimiz çok tatlı, çok iyiler. Hangi hastalık olursa olsun güler yüz. Aynen. Saygı, aynen. Sevgi. Aynen öyle, aynen öyle. Bizi motive ediyor. Aynen öyle, yani bir nevi ilaç. Evet. Bu bir nevi ilaç. Aynen öyle. Ay ne kadar güzel söyledi evet. Hanımefendi az önce. Evet. Moralsiz evet. Geliyor ama moralle gidiyoruz. Aynen, eşim öyle. Buraya geldiği zaman çok büyük bir moralle gidiyor. Doktorunu çok seviyor. O yüzden... Yani, en büyük şifası da doktor. Diyorsunuz. Doktorumuzun vermiş olduğu ilgi. Aynen öyle. Doktorumuzun güler yüzü, moral vermesi, her şeyinden doktorumuz çok süper. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bugün konumuz mide rahatsızlıkları. Mide bugüne kadar hiç mide rahatsızlığı yaşadınız mı? Yok, çok şükür. Çok güzel. O şeyim yok. Nasıl korudunuz kendinizi? Vallahi 82 yaşı, 81 yaşındayım. Maşallah. Midemden hiçbir şeyim, sorunum yok. Ben çok acı yediğim için biber çok yerim, ben Antepliyim. Hani o yüzden hani midem taş gibi. Oo maşallah. Kendinizi iyi korumuşsunuz. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ güzel. Olun. Hastaneye çok, çok geliyorum ben öyle buraya mi? Hastaneye. Çok benim hanımım da gelirdi burada yattı. Evet. Hastane, memnunum yani hastaneden. Neden burayı tercih ediyorsunuz? Vallahi doktorları çok güzel. Evet. Çok güzel karşılıyorlar bizi, güler yüz. O yüzden. Sonra memnunum da yani verdikleri şikayetlerim tedavilerim hani sonuçlanıyor. O yüzden. Tercihiniz Avrasya. Evet, evet, evet. Tavsiye eder misiniz? Tabii, muhakkak, muhakkak. Tavsiye ediyorum. Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkürler. Evet, bugün konumuz mide rahatsızlıkları, mide ünseri. Bugüne kadar hiç yaşadınız mı mide rahatsızlığı? Yaşadık. Bugüne kadar ben hemen hemen 13-14 sene önce buramda bir ağrı vardı. Bütün oradaki doktorlara gittim ben. Hiçbir sonuç vermediler. Dediler ki bana sen benden sağlamsın git, sende bir şey yok. Bir gün sabah ben Ayşegül Hanım'a toparladım, geldim tahlilleri. O direkt dedi ki bana bak herkes senin midende sorun dedi. Sayın Ayşegül Navdar iç hastalıkları evet. Doktorum. Evet. Ondan sonra gerçekten de midemde yara varmış. Migren var bende. Migren için kullandığım ilaçlar mideye yara açmış. O yüzden ondan sonra ailece, sülalece biz Ayşegül Hanım'dan başka hiçbir doktora gitmeyiz. Bülent Bey, Ayşegül Hanım. Ondan sonra burada sayılı doktorlar var. O yüzden başka hiçbir hastaneye gitmeyiz. Herkese de onu tavsiye ederiz. Peki, kendinizi nasıl korudunuz hastalıktan, mide hastalığından? İlaçların yanında neler yaptınız? İlaçların yanında işte dikkat ettik, pehrizimizi yaptık. Evet. Ondan sonra o şekilde Allah'a şükür kurtulduk. Peki efendim. Şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Evet. Peki tercihiniz neden yıllardır Avrasya Hastanesi oluyor? Sizi buraya getiren nedir? Çünkü doktorlarımız çok başarılı. Ondan sonra başka yere de gitsek hiç orada bir sonuç alamıyoruz. Buraya geliyoruz. Genelde Ayşegül Hanım, Bülent Bey, ondan sonra Türkan Hanım. Ta aklıma gelmiyor şu an saysam. Hizmetlerinin neyini beğeniyorsunuz? Her şeyi çok güzel. Gece de buradayız. Biz gündüz de çok yakın oturuyoruz. Evet. Gece de bir şey olsa acile buraya geliyoruz. Gündüz de buradayız. Bütün ailece, sülale biraz da kalabalığız. Hepimiz buradayız. Artı bir de biz Kastamonluyuz. Memleketten gelenleri de buraya getiriyoruz. Sizin de rahatsızlığınız var? Benim de tansiyon var. Evet. Şeker var. Hepsi. Midede var mı bir rahatsızlık? Midemde. Midemde bakılacak. Çarpıntım falan var. Evet. Ayşegül işte doktorumuz. Memnunuyuz onlardan. Peki, mide rahatsızlığım var dediniz. Mide rahatsızlığınızı nasıl iyileştirmeye çalışıyorsunuz? Kendinize nasıl dikkat ediyorsunuz? Ufak ufak ünser başlangıcı var dedi, yara evet, var dedi. Evet, var ilaçlarıma dedi. Dikkat ettim. Evet. Yemem içmeme dikkat ettim. İyiyim şu an. Şu an iyisiniz. Şu an iyi.
Peki, neden burayı tercih ediyorsunuz peki? Doktorlarımız çok iyi. İlgileniyor, bakıyorlar. Onun için memnun kaldığımız için buraya geliyoruz. Yani güler yüzü bir güler yüzü çok burada. Çok memnunuyuz. Efendim geçmiş olsun. Sağ olasın. İsmim Vefa Karataş. 25 yıldır mide rahatsızlığım var. Bir kere ülser olmuştu. Antibiyotik kullandım. Şu devamlı gene bir mide ilacı sabah alıyorum. Şu an iyi. Birkaç kere endoskopi oldum. Öyle bir üniversite hastanesinde. Öyle şu anda öyle devam ediyorum, öyle idare ediyorum. Kendinizi nasıl koruyorsunuz, beslenmenize dikkat ediyor musunuz? Yani yağlı, tuzlu, mideye zararlı gelecek zor, midenin eriteceği zor şeylerden kaçınıyorum. Yemiyorsunuz. Aynen, asitli, tuzlu, onlardan kaçınıyorum o kadar. Peki, tabii mide rahatsızlıklarında stres de, moral bozukluğu da çok önemli. Aynen, aynen. Onlar sinirlendiğim anda hemen belli ediyor. Hemen mide bağırsaklarda belli ediyor. Öyle yani. Peki, şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Neden burayı tercih ettiniz? Ya ben mide için gelmedim. Bir akrabam kalp ameliyatı, kardiyoloji. Birkaç yere gösterdik. Onlar pek olumlu bakmadı. Sağ olasın. Esat Hoca ameliyat etti. Ve iyi iyi. Bugün şimdi odaya alıyor. Dün ameliyat etti. Bugün odaya alıyorlar. Çok riskliydi. Evet. Çoğu hastane korktu. Yapmayacağız dediler. Kalpte büyüme var. Korktular ama Esat Hoca sağ olasın. Halletti bir şey. Efendim geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl sizi tanıyabilir miyiz? Filiz Baytok. 51 yaşındayım. Çalışıyorum. Bir hastanede çalışıyorum. Peki efendim. Bugün mide rahatsızlıklarında mide ülserinden bahsediyoruz. Bugüne kadar hiç yaşadınız mı mide rahatsızlığı? Sıkıntılarım oldu. Endoskopi yaptırdım birkaç kere ara ara. Ondan sonra endoskopinin sonucuna göre de koruyucu işte ilaçlar kullandım. Biraz rahatladım. Daha sonra tekrar yani diyetlerle de bir şekilde kendini buluyor mide. Peki diyet dediniz. Kendinize nasıl bir diyet uyguladınız? Nasıl korudunuz midenizi? Yeme saatlerimi değiştirdim. Evet. Birazcık da düzenli bir şekilde koruyarak çiğ yememeye çalıştım bir zaman içerisinde ama sonra düzeldim. İyi oldum, geçti, gitti. Geçmiş olsun. Peki neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Tercih etmenizdeki amaç neydi? Çok sevdiğim doktor arkadaşlarımız var bizim burada. Onlarla beraber hem onları görmek hem de işlem de çok iyiydi. Kardiyoloji özellikle çok iyi. Anjiyo yapıldı ablamın, ben memnunum. Kendime de burada yaptırdım. Ablam için de buraya geldim. Bugün buraya geliş amacımız kardeşim kontrol amaçlı geldi. Hastanede çok güzel. Çok hoşuma gitti. Çok güzel. Doktorları da çok güzel. Hemşireleri de çok güzel. Hizmeti çok güzel. Memnunum yani. Çok güzel. Hizmetten. Evet. Evet. Çok çok güzel. Çok güzel. Hepsi. Buraya evet. Çok güzel. Valla bacaklarımda biraz rahatsızlık var. Onun, o yüzden buraya geldik. Ve neden burayı tercih ettiniz? Valla doktor amaçlı buraya geldik. Doktoru çok beğendik. Onun üzerine de buraya tavsiye üzerine geldik. Tavsiye üzerine geldik. Memnun kaldınız mı? Doktorlarımız çok iyi. Memnunuz. Güler yüzlü. Yani sorularımıza çok güzel cevaplar alabiliyoruz. Gayet memnunuz. Evet sevgili SRT Televizyon izleyenlerimiz, yine yeni bir Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Bugün mide rahatsızlıklarında mide ülserini konuştuk. Ayşegül Navdar hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Misafirlerimizle röportajlarımızı yaptık. Memnuniyetlerini dile getirdiler. Tüm hastalarımıza şifalar diliyoruz. Siz değerli SRT Televizyon izleyenlerimize ise şifa dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. SRT ekranlarından ayrılmayın. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde
24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50